Geçtiğimiz günlerde Angela Merkel şöyle bir açıklama yapmıştı. Noel yalnızlık içinde geçirilmemeli demişti ama gidişat Noel'le ilgili hiçbir gevşetmenin olmayacağı yönünde. Nitekim Angela Merkel hafta sonu için yayınlamış olduğu mesajda şunları söylemişti. Virüs hayatımızda daha uzun süre hakim olacak. Bu birbirimizle yapacağımız direkt görüşmelerimizde kaygısız olmayacağımız anlamına geliyor. Yani iletişim araçları burada olanakla sunsa da hiçbiri birebir buluşmamızın yerini almaz diyor Almanya Başbakanı Angela Merkel. Yani önümüzde daha 4-5 ay var kışın bitmesine. Bahara doğru bu işin hafifleyeceğini Vaka sayısının düşeceğini uzmanlar söylüyorlar ama bunun da garantisi yok. Bunun anlamı şu; biz kış boyunca kendimizi koruyacağız, yasaklara uyacağız. Nitekim Angela Merkel'in açıklamasından da açık bir şekilde anlaşılıyor ki önümüzdeki günler daha da zorlu geçecek. Peki herkes şunu soruyor, aşıda durum nedir? Bildiğiniz üzere Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Hanım'ın bulmuş olduğu aşıyla ilgili %90 başarı elde edildi. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aşıyla ilgili olarak ruhsat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu aşı piyasaya sürülecek. Görünen o nitekim Almanya'nın 4 ayrı şehrinde bu aşı üretilmeye başlandı, stoklanıyor şu anda. Sadece yasal izinler bekleniyor. Profesör Doktor Uğur Şahin çok önemli açıklamalar yaptı. Bununla ilgili haberi sizlerle paylaşmak istiyorum ve şahin neler söylüyor. Bakın, şunları söylüyor. "Böylesine yüksek etkili aşıyla insanlar arasındaki buluşmanın belki yüzde 90 değil, fakat yüzde 50 azalacağına çok eminim. Yani diyor ki bulaşmayı biz yüzde 50 oranında azaltabiliriz bu aşıyla. Ancak unutulmamalıdır ki bu bile pandeminin yayılmasında dramatik bir düşüşle sonuçlanacaktır. Yani %50 bile olsa bu aşının faydası bu salgını hafifletecektir diyor Şahin. Devam ediyor. Bu kış zorlu geçecek. Bu kış aşımızla enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak. Bakın çok önemli bir cümle. Bu kış aşımızla enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak. Yani ne diyor? Biz aşıyı bulduk ama bu kış bu aşının etkisi olmayacak diyor. Açık bir şekilde söylüyor. Fakat her şey yolunda giderse aşıyı bu kış sonunda gelecek yıl başında dağıtmaya başlayacağız diyor ki 2021'in başı yani Ocak ayı itibariyle aşıyı dağıtmaya başlayacağız. Ama sonuç bir sonraki kışa kalacak. Yani aşıyı vurdun, hemen etkisi olmayacak. Açık bir şekilde söylüyor Profesör Doktor Uğur Şahin ve devam ediyor. Bu yaza kadar büyük bir etkisi olmayacak. Yaz enfeksiyon hızı düşeceği için bize yardımcı olacak. Mutlak surette gerekli olan şey ilkbahara kadar ya da sonbahardan önce yüksek aşılama oranına ulaşmamızdır. Hoca şunu söylüyor. Biz diyor bu kışı baharı da aşılamayla geçireceğiz. Sonucu nasıl olsa yaz aylarında aşının virüsün yayılması azalacağı için sonucu bir sonraki 2021'in kış başlangıcına yani 2021'in Ekim-Kasım aylarında alacağız diyor hoca. Bunu, bunun için söylüyorum şunu yani herkes e, ee aşı bulundu hadi aşı yaptıralım bu işten kurtulalım olmayacak. Aşı bugün de bulunsa yarın da bulunsa bir sonraki kışa etkisini 2021'in kış başlangıcına etkisini gösterecek. Bunun bilinmesi lazım çok önemli bir yer. Devam ediyor Profesör Doktor Uğur Şahin açıklamasına. Bu gelecek sonbahar öncesi tüm bağışıklık aşılamasının başarıyla tamamlanması anlamına geliyor. Bunun gerçekleşeceğine eminiz. Zira birçok aşı şirketinden tedariklerini arttırması istendi. Yani gelecek yıl normal bir kış yaşayabiliriz diyor. Aynen az önce ifade ettiğim gibi Sayın Şahin şunu söylüyor. Bu kış bu aşıdan bir hayır beklemeyin aşılamaya başlayacağız. Sizi bir sonraki kışa hazırlayacağız diyor. Devam ediyor. BBC'ye bu açıklamaları yaptı. Haberde şöyle deniliyor. BBC yayınında aşının genç insanlarda olduğu gibi ileri yaşlı insanlarda da etkili olup olmayacağına dair yorumda Uğur Şahin. Meseleye ilişkin gelecek 3 hafta içerisinde daha iyi bir fikrimin olacağını düşünüyorum diyor. Yani Yaş grupları ile ilgili bu aşının kime ne faydası olacağına 3 hafta sonra ulaşılacak diyor. İkinci doz verildikten sonra bağışıklığın ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini aktaran Profesör Şahin, aşının kritik yan etkilerine dair ise uygulandığı bölgede birkaç gün hafif ya da orta derecede ağır olduğunu bildirdi. Yani aşı yapılan yerde birkaç günlük ağır oluyor diyor. Profesör Şahin, Çalışmanın durdurulması ya da ara verilmesiyle sonuçlanacak başka ciddi bir yan etki görmedik. Yani deneklere 40 binin üzerinde şu ana kadar insana bu aşı yapıldı. Aşıyı durduracak ya da ara verilecek herhangi bir yan etkinin olmadığını ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz, bakın bu haber çok önemli bir haber. Aşı geldi, iş bitti. Hayır. Bu kış yaz aylarına kadar bu korona virüsün etkisi devam edecek, hatta artarak devam edecek. Bunun bilinmesi gerekiyor ki tedbirleri alalım değerli izleyicilerimiz. Yine bakın, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Hanım'ın bulmuş olduğu aşı şu an dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Şu anda Trump'ın başkanlığı kaybetmesinden daha çok konuşuluyor. Onun için Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşinin yapmış olduğu her açıklama çok önemli. Onun için aktarıyorum ve aşı bulundu, iş bitti umuduna sakın kapılmayın. De devam ediyoruz. Bakın Uğur Şahin yine açıklamalarında şunları söylüyor. Aşı bulduğumuz bu aşı virüsün virüsün başını ezecek. Salgını bitireceğinden eminim diyor. Evet bu da çok önemli. Yani aşıya güveniyor. Ve devam ediyor Uğur Şahin. Geliştirdiğimiz aşının virüsün başını ezip 2020'de dünyayı esir alan salgına son vereceğinden eminim. Bu aşının salgını bitireceğine inanıyorum diyor. Ve devam ediyor. Aşının semptomsuz enfeksiyonları da durdurup durdurmayacağı sorusunu yanıtı ise bir yılı bulabilir. Yani şunu söylüyor. Biliyorsunuz koronavirüs bazı insanlarda hiçbir etki göstermiyor. Hiçbir belirti yok. İnsanların arasında dolaşıyor. Wu Xiain diyor ki bu insanlarda bizim bulduğumuz aşının nasıl bir etki gösterdiğine önümüzdeki günlerde bakacağız, karar vereceğiz diyor. Yani sonuç bekliyor. Ve devam ediyor. Eğer soru bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımız ise buna cevabım evet. Çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlanması büyük bir etki yaratacaktır. Evet Şahin'in çok önemli cümleler bunlar. Artık aşının bu virüsü yeneceğini biliyoruz diyor. Devam ediyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi ittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendini savunamaz. Yani bulduğu aşı virüsü gidiyor, başını eziyor, kısaca öldürüyor, etkisiz hale getiriyor. Profesör Doktor Uğur Şahin bunu söylüyor. Devam ediyor. Profesör Doktor Uğur Şahin Trump'ın aşı çalışmaları ile ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler açıklamasına şöyle cevap veriyor: Aşıyı mümkün mertebe çabuk geliştirmek istiyoruz. Siyasetle işimiz olmaz diyor. Yani Trump'a da burada bir cevap veriyor değerli izleyicilerimiz ünlü gastrolog Profesör Doktor Sait Yazıcıoğlu Profesör Doktor Uğur Şahinin eşi Özlem Türeci'nin kayınvalidesinin yeğeni olduğunu belirterek Özlem yazları Trabzon'da Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde benimle vizit yapar laboratuvarda çalışmalarını geliştirirdi şimdi o çocuk Nobel adayı diyor biliyorsunuz Özlem Türeci için Şahinin eşi için değerli izleyicilerimiz bu da güzel bir haber. Bunun yanı sıra Türkiye Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da aşıyla ilgili olarak Profesör Doktor Uğur Şahin bir telefon görüşmesi yaptı ve şunu söyledi. Görüşmede aşıyı ele aldık. Bakanlık olarak süreçte sürekli zaten Şahinle iletişim halindeydik diyor. Bu da önemli bir haber. Değerli izleyicilerimiz öyle ya da böyle bakın göçmen bir ailenin çocuğu Profesör Doktor Uğur Şahin babası Köln'deki Ford fabrikasında çalıştı, oradan emekli oldu. Hatta Profesör Doktor Şahin'i babası meslek lisesine göndermek istemiş ama komşularından bir tanesi bu çocuğa yazık edersin. Bu çocuğun önü açık. Bu nedenle kendisinin başka okullara yönlendirilmesi gerek, gerekiyor diyerek jimnazyuma gidiyor ve Profesör Doktor Uğur Şahin göçmen bir ailenin çocuğu olan Uğur Şahin İskenderun'dan gidiyorlar. Şu an dünyanın konuştuğu bir adam haline, insan haline geliyor. Kendisiyle biz de gurur duyuyoruz. İnsanlığa büyük bir hizmet yapıyor. Bakın. Şunu kabul etmemiz lazım. Öyle ya da böyle. 1961 yılında insanlar o hani fotoğraflarda var ya, tahta bavullarla trenlere binerek Almanya'ya geldiler. Hepsinin bir amacı vardı. Ekmek parası kazanmak. Memleketinde bir ev parası biriktirmek ya da bir traktör parası biriktirmekti ve dönmekti. Hiç kimse kalıcı olarak gitmedi oraya. Ama hayat, şartlar o insanları orada bıraktı. Çünkü Türkiye'ye dönselerdi iş yoktu, ekmek kazanamayacaklardı, çocukları eğitim alamayacaktı. Bunları gözlemlediler vatandaşlarımız. O nedenle kaldılar. Ve artık bu vatandaşlarımız gurbetçi falan değil. Bu vatandaşlarımız Avrupalı Türkler. Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi bugün Almanya'nın kendisine sunmuş olduğu imkanlarla dünyanın konuştuğu bir insan haline geldi. Öyle ya da böyle. Hal böyle olunca da birilerinin görüyorum ben yapmış olduğum videoların yorumlarında birileri Almanya'yı kanalıyor öyle diyor böyle diyor. Bakın. Almanya'da çok büyük hatalar, özellikle yabancılara karşı ırkçılık yok mu? Var tabii ki. Bakın ben bu ekrandan, emekli TV ekranından sizlere defalarca anlattım. Böyle haberleri de veriyorum. Görün, bilin diye. Ama iyi taraflarını da konuşuyoruz. Almanya'nın eğitim sistemi işte Profesör Doktor Uğur Şahin gibi isimleri de çıkartıyor. Yoksa Almanya'nın her şeyi dört dörtlük değil. İnsanlarımız, vatandaşlarımız ömrünü veriyor bu ülkeye. Ömrünü verdi. Ama doğruya doğru, yanlışa da yanlış dememiz gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Nitekim bakın Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier şöyle bir şey söyledi. Aşıyla ilgili, Biontech ile ilgili bakın Biontech Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketinin adı Biontech. Şunu söylüyor bakın Alman Ekonomi Bakanı. Şu sıralarda iyi bir gelişme. Ancak aşı olasılığını ihmal ve erken gevşeme için bir bahane olarak kullanamayız diyor. Profesör Doktor Uğur Şahin'in açıklamasıyla eşleşiyor. Aşıyı bulduk. Maskeyi çıkartalım. Birbirimize gidelim, gelelim. Altın günü yapalım, kısır günü yapalım olmuyor diyor yani Türkçe bu. Niye söylüyorum bunu? Bakın bize haberler geliyor. Hala Almanya'da vatandaşlarımız aile ziyaretlerine devam ediyorlar. Birbirlerine gidiyorlar, geliyorlar. Hala bir kısım kadınlarımız kısır günü yapıyor, altın günü yapıyor, bilmem ne günü yapıyor. Evde yapmayın. Yani lütfen gevşetmeyin. Bakın şu ana kadar Almanya'da yaklaşık 400 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlercesi şu anda koronavirüs hastası. Yüzlercesi şu anda hastanelerde yoğun bakımda olan vatandaşlarımız var. 7'den 70'e hiçbir yaş grubunda sınırlama yok. Her yaş grubundan vatandaşlarımız bu koronavirüse yakalandı. Bakın Berlin Büyükelçimiz bir açıklama yaptı geçen dedi ki şu anda yaklaşık 400 ama daha fazla olduğunu düşünüyoruz diyor. Haberimizin olmadığı hayatını kaybeden Almanya'da vatandaşlarımız var diyor virüs nedeniyle. O nedenle kısır günüydü, yok bilmem kına gecesiydi, oydu, buydu, nişandı, sözdü falan. Allah aşkına bir kenara bırakın. Bak insanlar ölüyorlar. Şimdi biraz sonra geleceğim protestolar var, onlar var, bunlar var. Tamam ama bak kabul ediyorum bir kısmı, bir kısmını ama İnsanlar ölüyor. Bak ölüyor. O nedenle sizden ricam şu, şu aile gezmelerini, eş dost gezmelerini bırakın. Hani bizler severiz. Hani aynı toplumda yaşıyoruz. Birbirimizi görmeden, etmeden, yani yüz yüze gelmeden, şöyle bir ensesine vurmadan, ne haber abi, ne haber abla demeden, yüz yüze bakmadan hani rahat etmiyoruz. Tamam aynı toplumun insanları. Ben de biliyorum. Ama şu anda o zaman bu zaman değil. Bakın şu anda bizi izleyenler arasında koronavirüsü yakalayıp yakalanıp atlatan değerli izleyicilerimiz var. Abilerimiz, ablalarımız var. Şu anda bizi izleyenler arasında onlar yazsınlar bak ne sıkıntılar çektiler. Onun için rica ediyorum hele, hele şu düğündü, nişandı, yok kız istemeydi falan. Ya Allah aşkına bak bunları bir kenara bırakın. Bazıları yazıyor bana diyorlar ki abi diyorlar. Ya işte evlenmem lazım. Şöyle diyor böyle. Ya bak seni 6-7 ay beklemeyecekse sen bu insanla ömrünü geçiremezsin. Onun için ben beklemiyorum diyenden bak bir daha düşün derim. Ne var kardeşim işte ortalık belli. Bak Berlin'de bir, bir ay önce falan bir düğün yapıldı biliyorsunuz. 50 kişinin katılması gereken bir düğündü. Yasaklar vardı. Bin kişiyi davet etmişler. En az 200 kişi koronavirüse yakalandı. Ya bir kişi ya da üç kişi önemli değil. Bak hastalanınca hayatın duruyor. O nedenle sizden ricam şu, bu işlere biraz bakalım. Şu an o zaman değil.